Evet. Fatih, sen bir şey söyleyecektin. Sonra Mete yine buyur, sen konuş. Tevfik abi, şimdi biz eskiden beri hep atalarımızdan öğrendiğimiz için değil. Biz ibadet et, yani gayret göstermeyi ibadet anlamında almışız hep. Mesela ben eskiden hatırlıyorum, Berat Kandil gecesinde akşam namazından başlayarak böyle büyük camilerde gidip 10'ar rekat namaz kılmıştık sabaha kadar bir de. Sabahleyin pestilimiz çıkmıştı, işe gidememiştik, düşün yani. Hani biz bu gayret göstermeyi hep ibadet anlamında anlıyoruz. Hani namaz kılmak. Ne kadar çok namaz kılarsan o kadar çok büyük Müslüman oluyorsun hesabı oluyor yani eskilerde. Çünkü din denince akla namaz, oruç kadın içinde örtünme başka gelir. Başka bir şey gelmiyor. Başka bir şey gelmiyor. Sırf ibadet, kendine olan ibadet. İşte namaz kılacaksın. Mete buyur. Abi bak, şimdi benim burada söyleyeceğim şey, bu Müzzemmil ve Müddessir suresini Eyüp abi ve ben iyi biliriz. Kim Müzzemmil'i hazırlamıştı, Eyüp Müddessir de ben. Orada geçen kelimelerin hiçbirinde ibadet yok. Bu tarihten gelen üzerini örtmek için, manaları üzerini örtmek için olmuş bir şeydir. Müzzemmil kelimesi gece elbisesi manasına gelir. Yani yapmayı düşünen insan, yani sabahleyin bir sürü meşguliyetin var. Kalk geceleyin, Kur'an'ı düşüne düşüne oku. Müddessir de gündüz elbisesi demek. Kalkan, artık hazır olan kişi, İslam elbisesini, peygamberlik elbisesini, Resulat elbisesini giymiş kişi kalk ve uyar insanlara diye gelmiştik. Bu şekilde açıkladık bunlar. Bunun, bu kelimelerin üzeri gerek hadislerle, hani Resulullah'ın üzerine Hazreti Ayşe örtmüş veya Hazreti Ayşe örtmüş de efendime söyledi. Üzerini bastırmak için, yani bu peygambere inmiş ayettir, bizi ilgilendirmez dedirtmek için insanlara uydurmuş rivayetlerdir. Burada bizi ilgilendiriyor bu ayetler tamamen. Kalkın, gecenin bir vaktinde veya gündüzün bir vaktinde, hiç fark etmez, vakit ayırın işte ama. Kitabı sindire sindire okuyun, anlayın. Bu manayı verir. Söz kelimesi mesela kavil geçer. Bir söz niye söylenir? Mesela işe giden bir işçi, patron der ki, şunu şunu yap. Burada söz niye söylenir? O işi yapması için. Allah söz indirecek. Diyecek ki, şunu yapın. Buna hazır olun manasına. Hazırlık yapın. Gerek dünyayı, gerek kitabı tanıyın ki hazır olun. Gece hazırlığınızı yapın. Yüklenin silahınızı. Budur. Benim anladığım. Güzel anlamışım. Mete kardeş. Devam edelim hocam. Ses gitti mi gene yoksa? Yok, Teşvik abi bir yere gitti. Gelir şimdi hocam, gelir şimdi. Şimdi internetim mi gitti? Yok yok. Hayır, yok. Teşvik abi selamlara gitmiş oldunuz. Yerinden ayrılmış. Mete hocam. Buyur. Hani Vakıya suresi, zenginlik suresi diyorlar ya, biz onu işlediğimizde hani Ali Rıza hocama da sormuştum, demiştim ki Ali Rıza hocam, derler ki Vakıya suresini çokça okuyun, mala mülke zenginliğe kavuşursunuz. O da onun öyle bir şey olmadığını söylemişti. Aynı bu da ona benzedi. Ama sorun o, yani insanlar, bu alim dediğimiz kişiler, insanları dinden saptırmak için, manaları öğretmek için bir sürü hadis uydurdular. Hatta bu Bremen'e bu hadis profesörü geldi bir tane. Adamın söylediği söz şu, Emeviler döneminde hadis darp ettirdi. Cayır cayır hadis öğretildi. Konuşmanın sonra diyor ki, hadislere güvenmeliyiz. Ya bu kadar mantıklı mı, mantıksız konuşulamaz yani, imkansız ya. Evet, şimdi burada zaten gece kalkmaktan bahsediyor. Gece kalkmasındaki sözler daha etkilidir diye. Yani bu zaten devamındaki ayetlere diyor ki, çünkü gündüz senin için uzun uğraşlar vardır. Yani gündüz insanın düşünmesi için veyahut da tefekkür edebilmesi için vakit, zaman uygun olmayabilir. Fakat akşam güneş battıktan sonra dinlenmeye, düşünmeye, tefekkür etmeye vakti oluyor insanın.
Dolayısıyla bu vakti Allah değerlendirmemizi istiyor. Şimdi bunu ister okuyarak, zaten Allah Resulü namaz kılmış olsa bile, namazlara yine sonuçta Kur'an'ın ayetlerini okuyor. Yani oradan seçip şeyleri okuyabilir. Ama ben iki rekat namazımı kılmışsam, ben şimdi bu ayetleri okuyorum. Şimdi ben bu ayetleri okuyunca bana sevap gelmeyecek mi? Bana faydası olmayacak mı? Tabii ki burada da faydası olacak. Daha detaylı bir şekilde belli planlar da yapıyordur muhtemelen Allah'ın Resulü ertesi günü neler yapacağıyla alakaları. Belki geçirdiği günün özetini de yapıyor, analizini de yapıyor. Nerede ne yaptım, ne olacak, yarın için ne yapmam gerekir? Bunun planını, programını da yapıyordur herhalde. O zaman bu ayetler bize de hitap ettiğine göre doğal olarak bizim için de aynı şeyler geçerlidir diye düşünüyorum yani. Sabaha kadar içip içip yatın demiyor Allah. Eğer gece kalkarsanız kalkın ve ince ince düşünün, tefekkür edin. Hem Allah'ın gönderdiği Kur'an'ı anlayın, hem Allah'ın yarattığı evreni anlayın. Mesajı veriyor. Mete, sana söz vereceğim. Şimdi benim bir tanıdığım vardı. Yatsı namazını kıldı mı, Allah Allah işim bitti derdi. Tamam. Yani sanki sorumluluk yatsı yıkılana kadar. Kıldıktan sonra öyle bir cümlesi vardı. O zaman Allah geceyi ve gündüzü de cenneti kazanma uğruna planlamamızı, ayarlamamızı istiyor. Yani gecenin önemi ayrı, gündüzün önemi ayrı. Hiçbirisini de boş bırakmıyor. Buyur Mete. Şimdi ritüel ibadetlerin, yani şekilsel yapılan ibadetlerin aslı bir disiplindir. Yani arkasını doldurmaktır. Namaz kılan bir insan ne yapar? Ben Müslümanım diye düşünür. Tabi olduğum Allah bana ne emrediyorsa benim onu yapmam gerekir diye düşünmesi gerekir. Günde 5 vakit Allah düşünen bir adam yanlış yapmaz, ama bizim insanlarımız öyle namaz kılıyorlar ki 4'ün üzerine 4, 14, 24 rekatlar koyuyorlar, ama yine de her türlü gavurluğu yapıyorlar. Asıl olan Allah'ı unutmamaktır. Ritüellerin amacı budur. Benim anladığım kadarıyla ritüellerden, yani şekilsel ibadetlerden, bu Allah'ı dediğini yapmaktır. Kur'an'ı düşüne düşüne okumak mesela emridir Allah'ın. Bunu yapmaktır. Artı mesela insanlara yardım edin, efendim yolda kalmışa yardım edin, yeteme yoksulluğu yorun. Bu emirleri hatırlamak için aslında insan ritüel ibadetleri yapar. Bunu unutmamak için yapar. Ben bunu yapıyorum, Allah bana bunu demişti, bunu yapayım. Okuduğunu anlamıyor adam. Ne bilsin namazda ne okuduğunu. İşte burada sorun şuradan kaynaklanıyor. Tarihte Kur'an'ın üzeri örtüldü aslında. Kavramlar değiştirildi, işte böyle hadislerle, uydurma hadislerle vesaireyle. Mesela iyi hatırlıyorum, İmam Gazali'nin iki farklı dönemi var. İlk döneminde mesela vahli ve nakil çelişir, akıl çelişirse hangi ağırız? Yani daha doğrusu nakille akıl çelişirse, nakille kastettiği hem hadis hem Kur'an'ı kastediyor, akıllı kullanıyor bir de. Hangisini almamız gerekir dediğinde ilk döneminde aklı alıyor bu adam. Bakın, bize nakil olarak gelen şeyler de yanlış olabilir. Ama akıl yanlış üretmez ya, toplumun aklı yanlış üretmez diye bir adam. Daha sonradan tasavvufa, tarikata takılınca aklı tamamen devre dışı bırakıyor. Yeni kitabında işte bu Efendimiz'e gelen İhya Ulumuddin'de bir sürü şey, uydurma rivayetleri toplayıp din diye bize sunuyor. Tarihte Kur'an üzeri bu şekilde örtüldü. Peki arkadaşlar, saatimiz geldi, bir saati de geçtik. Başka eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz şeyler varsa buyurun. Değilse 7. ayette noktalıyoruz. Bakın benim söyleyeceğim bu şeyde, ibadetleri amaç olarak gördük mü, dediğin gibi yani yat kalk, Allah Allah işin bitti oluyor. Amaç, namazı kıl, tamam bitti. Araç olarak görmek lazım. O namaz bizi nereye getiriyor, nereye götürüyor, onu düşünmemiz lazım. Benim ibadetler, oruçlar, kurbanlar, neyse artık ne kadar varsa. Bazıları aslında bu orucu, namazı, efendim haccı, şunu bunu hepsini reddediyorlar. Oysa
Bunlar Müslümanları disipline etmek, onları o ilahi mesajın bizzat pratik hayata uygulanması için hazırlamaktır bunlar. Şimdi az önce Mete kardeşim de dediği gibi namaz, yani insanın kendisini eğiten salat, kendisine destek veren salat, yaşadığımız salata destek anlamında o ön temeli oluşturuyor. İnsan kendisini eğitmezse, kendisine yararı olmazsa başkalarına nasıl yarar olabilir? Önce Allah insanın kendisini eğitilmesi gerektiğini ön plana tutuyor. Ondan sonra öyle bir toplum oluşabiliyor. Araç olarak görmek lazım şeyler hocam. Amaç edindi bir çocukların saklanmaç oynarken söbeleyip geldik, söbeleyip geliyor. Sadece o. Evet. Yani mesele olan Allah'ın rızasına kavuşmak oluyor. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olmuş olarak. Asıl hedef bu olması lazım. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Hepiniz hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.